Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi üçgende alanın konu testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Hemen vira bismillah diyelim. Birinci soruyu bir okuyalım. Şimdi diyor ki taban uzunlukları birbirine eşit ve 6 santim. Tamam. Yükseklikleri sırasıyla 4, 2 ve 1 ile orantılıdır diyor. Yani bunun yüksekliği şöyle gösterelim. 4 ile orantılıymış, 4H diyelim. Bununki 2 ile orantılıymış, 2H diyelim. Bununki de 1 ile orantılıymış, 1H diyelim buna da. Ve ortadaki üçgenin alanını 6 vermiş bize dostlarım. DCE'nin alanını 6 vermiş. Şimdi biz üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Tabanı çarpı yüksekliği bölü 2 diyerek buluyorduk ve bunu da 6 vermiş bize. Bakın buradaki 2'ler sadeleştiğinde, 6'lar sadeleştiğinde H eşittir 1 kaldı. Şimdi H 1 ise demek ki bu yükseklik aslında 4, bu yükseklik de 1'miş. Bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 çarpı 4, 24 bölü 2'den 12. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 1, 6 yapar, bölü 2'den 3 yapar. Bunun da alanı 3, ikisinin toplamını soruyor. 15'i paketledim dostlar. Verilen bir üçgene aşağıdakilerden hangisi tek başına uygulanırsa üçgenin alanı kesinlikle yarıya düşer. Tüm kenar uzunluklarını ikiye bölmek. Bu yanlış arkadaşlarım. Şimdi burada çoğumuz tufaya düşebiliriz, zıplayabiliriz arkadaşlarım. Hemen zıplamayalım. Bakın şöyle. Şimdi bir üçgen var. Şöyle bir üçgen. Bunun kenarlarını yarıya bölüyorsunuz. Yani mesela bu 4, 5, 6 üçgeniydi de sen bunu 2, 5 bölü 2 ve 3 üçgeni yaptın. Bu durumda alanını yarıya indirmiş olmazsın. Alanını aksine 4'e indirmiş olursun kardeşim. 4'te 1'ine düşer alan. Neden öğretmenim? Çünkü bu üçgenlerin kenarları aynı orandadır. Hatta 1'e 2 oranındadır kenarları. Dolayısıyla bu üçgenler benzer üçgenler olur. Kenar, kenar, kenar kuralına göre. Ve benzer üçgenlerin benzerlik oranı 1 bölü 2 olmuş olur böylelikle. Biz ne öğrendik benzerlikte? Benzerlik oranının karesi alanların oranına eşitti. Dolayısıyla bunların alanlarının oranı 1 bölü 4 olur dostlarım. Yani yarıya düşmez, 4'te 1'ine düşer. O yüzden bu işlem yanlıştır. 2'yi okuyalım. Üçgeni herhangi bir kenar ortayı boyunca kesip parçalardan birini atmak. İşte bu olur kardeşim. Kesinlikle alanı ikiye bölersin böyle bir durumda. Bakın şöyle. Bir üçgen düşünelim hemen. Bunun kenar ortayı tabii ki kenarı ikiye bölüyor. Ve biz şunu öğrenmiştik. Kenar ortay alanı ikiye böler. Yani bu alan A ise bu alan da A'dır. Dolayısıyla sen bu parçalar 2A ya bütün üçgenin alanı. Birini silip attığında geriye A kalıyor. Yani 2A'ydı A oluyor. Dolayısıyla yarıya düşmüş oluyor. Doğru. Şuna bakalım. Üçgeni herhangi bir açıortayı boyunca kesip oluşan parçalardan birini atmak. Bakın bu da olmaz. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela üçgenimiz 3, 4 olsun. Burası da 7 olsun mesela. Sen şimdi şuradan bir açıortay çizdiğinde bu açıortayda biz ne öğrendik? Kolların oranı ayakların oranına eşit olacaktı. Yani burası da 3'e 4 diye bölünecek arkadaşlarım. 3K'ya 4K diyelim buraya. Dolayısıyla hatta bu 7 olmaz da neyse ben salladım. Ama 3K 4K olur. Dolayısıyla bakın bu üçgenin alanı 3A, bu üçgenin alanı 4A'dır. Ve sen toplam 7A'lık üçgenin şunlardan birini attın diyelim. Geriye 3A kaldı. 7'nin yarısı 3A değil ki geriye kalan yarısı olsun. 7'nin yarısı 3,5. 3,5A kalması lazımdı burada ama 3A kalıyor. Tabii ki eğer üçgen ikizkenar üçgense tabii ki yarısı kalır ama bu geneline vuruyor arkadaşlarım. O yüzden kesinlikle diye bir uyarısı da yapmış bakın burada. Kesinlikle işe yaramaz bu kardeşler. Bu da yanlış. Demek ki yalnız 2 sorunun doğru cevabı olacak. 3 numara. Bakınız 45-45-90 üçgenimiz var burada. Bu 45'in karşısı 12 ise diğer 45'in de karşısı 12. Hatta 90'ın karşısı 12 kök 2 idi. Sonra şu beyaz dik üçgen 9-12-15 dik üçgenidir. Burası 9. Dolayısıyla şuraya 3 kaldı. Bizden de sarı üçgenin alanı isteniyor. Bakın sarı üçgenin tabanını 3 seçersem
Bu tabana yükseklik Bursa'dan inecek ve tabanın yani 3'ün uzantısına inmiş arkadaşlarım. Bakınız 12 dediğimiz yükseklik bizim 3 kenarımıza inen, uzantısına inen bir yüksekliktir. Dolayısıyla üçgenin yüksekliği 12. Tabanı 3 çarpıp 2'ye böleceğim. 18 çıkıyor sorumuzun cevabı. Evet, 4 numaradayız. ABC üçgen 30 derece vermiş. Biz şimdi 30'u görünce karşısına hemen bir diklik indirelim. Şimdi 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olur. Ve bizden de bu üçgenin alanını istiyor. O halde 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 gelir üçgenimizin alanı. Bu sorudayız. Yeni nesil bir soru arkadaşlarım. Dik üçgeni şekli biçimindeki karton A noktası etrafında saatin tersi yöne döndürüldüğünde yeni bir üçgen oluşuyor falan filan. Şimdi öncelikle şu kenar, bakın AB kenarı dönmüş ve AB üssü olmuş. B köşesi dönmüş, B üssü olmuş. Burası 90. Şimdi şuradaki beyaz dik üçgeni görürseniz, artık ben kırmızı yaptım o beyazı. Bakın bu 6, 8, 10 üçgenidir. Bunu fark ettiyseniz olayınız kolaylaşır. Buraya 8 dediğimde bakın bu da 8 oldu. 6, 8, burası da 10 geldi. E bu 8 ise bu da 8 çıktı. Yani benim dik üçgenimin kenarları, kısa kenarı 8, uzun kenarı ise 14 oldu arkadaşım. Ve benden bu üçgenin alanını istiyor. Dik üçgenin alanı dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölecektik. Buradan da 56 gelir. Sorunun cevabı. Plakanın köşelerine ve ağırlık merkeziymiş. Bu raptiye batırılıyor. Lastik takılıyor. Daha sonra ağırlık merkezindeki raptiye çıkarılıp AB üzerindeki K noktasına takılıyor. K, B, C noktalarından geçen lastik ilk durumdaki lastikle çevrilen üçgensel bölgenin alanına eş olan başka bir üçgen elde ediliyormuş. Şimdi öncelikle bakın bu ağırlık merkezinde şöyle 3 köşeye çizdiğimizde bu 3 üçgenin alanı birbirine eşitti. Yani buna A, A, A diyelim. Şimdi toplam alan 3A, mavi alan A. Diyor ki bu G'den çıkarıp da şuradaki K'ya takınca alan değişmiyor. Yani mavinin alanı yine A. O halde bu toplam 3A'ydı ya, buraya da 2A kaldı. Ve bakın şu kenarların oranı alanlara eşitti. Yani buna K dersem burası 2K'dır dostlarım. Bizden de BK bölü AK'yı istiyor. Yani 1 bölü 2'dir. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan gelir. Evet, çevirdik arka tarafı, geldik bu sorumuza. Üçgeni biçimdeki kartonun AB 4, BC 6 parçaya bölmüş. B noktasının P noktasından başlayarak aşağıdaki noktalardan hangisine doğrusal kesme yapılırsa ABC üçgeni eş alanlı iki parçaya ayrılmış olur. Şimdi burada bir pratik yol öğretmiştim size dostlarım. Bakın şurası toplamda kaç? 1, 2, 3, 4 birim. Şurası toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Tüm üçgenin alanını nasıl yazın demiştim size. 4 ile 6'yı çarpın, 24A'dır tüm üçgenin alanı. Ben şimdi P'den başlayıp öyle bir noktaya geleceğim ki 24A'yı 2'ye bölecek. 12A, 12A diye. Yani şurada oluşan üçgenin alanı 12A olacak. E hocam burası zaten 3 birim. Demek ki 4 birim, 1, 2, 3, 4 birimlik noktadan geçirirsem ben 4'e 3 kere 4 12A'yı elde ediyorum. O yüzden Giresun'dan geçer, cevap Denizli'dir diyorum dostlarım. Evet, 8. soru. ABC eş kenar üçgenmiş. O zaman şu 60'ları bir yazalım. Bakın şurada bir 30 geliyor. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3 olur diyelim. Eşkenar üçgenin bir kenarı 7'ymiş, o halde buraya 5 kaldı diyelim. Mavi üçgenin alanını mı soruyor yoksa? D, E, C. Evet. Neydi dik üçgenin alanı? Dik üçgen 2 kök 3 çarpı 5, yani dik kenarlarını çarp 2'ye böl. 2'ler gitsin, 5 kök 3'tür sorunun cevabı diyelim. Evet, alan B, C, E, F nedir diye bir soru sormuş. Bakın bunlar hep dik 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 oldukları için bunların 3'ü birbirine paralel. Ve burayı 2'ye böldüyse burayı da 2'ye böler. 10, 10, 10. Hatta burayı da 3'e böler. Şuraya da 8 yazalım. Burası 12, 16, 20 üçgenidir. Burası da 18, 24, 30 üçgenidir. Şimdi bize diyor ki şu yamuğun alanını bul. İki yolun var. İster bu yamuğun direkt formülden alanını bulalım. Ama bilmediğinizi düşünüyorum şimdilik, daha o konuya gelmediğimiz için. Biz bunu
Şöyle iki tane dikdörtgene parçalayalım, buradan bulalım. Şimdi burası 16 ise burası da 16. Şurası da 6, burası da 8. Bakın şu dik üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2. Yani 48 bölü 2'den 24. Bunu bulduk. Şimdi dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. 6 çarpı 16 yani 60, 36 daha 96 da burası. Toplam 120 yaptı. Cevap Ceyhan'dan geldi dostlar. Evet, 10. soru. 3'e 4 S1 bölü S2 nedir diye soruyor. Bakın burada bir kenar ortay var. Şuraya A dersem burası da A. Hatta buna 2A dersem bu da 2A olacak. Sonra şu 4 ile 3'ü kıyaslayalım. 4'lük üçgene bakın toplam C'ye kadar 4A düştü. 3'e ne düşecek o zaman? 3A. Demek ki S1 3A, S2 2A. 3 bölü 2'yi soruyor. Cevap Denez'den geldi. Şuna bakalım. Geometri dersinde Bülent öğretmen öğrencileri İrem, Yusuf ve Enes'e kenarları 6 santim olan üçgenin alanını büyütmek için neler yapabiliriz dediğinde 3 farklı cevap almıştır. Kimlerin verdiği cevap doğrudur. AB ve AC uzunlukları aynı kalsın. 6, 6. A açısını 90 derece yapalım. Şimdi bu A açısı eşkenar olduğu için 60 dereceydi. 90 yapalım demek. Yani bu üçgeni şöyle 90 yapmak için şöyle uzatacaksın. 30 derece yapacaksın bunu. Bakın üçgeni birazcık büyüttük. Dolayısıyla alanı da büyüdü değil mi bunun kardeşim? O yüzden birinci cevap kesinlikle doğrudur. 2. BC uzunluğu aynı kalsın. Yan kenarları 5 santim yapalım. Hadi buna bakalım. Şimdi yan kenarları 5'e düşürürsek şöyle küçük bir üçgen oluşur değil mi? Bakın birer santim küçülttüm. Buraları 5, 5 yaptım. Pembe üçgenden daha küçük bir üçgen elde ettim. Dolayısıyla alanı küçültmüş olurum ben bu şekilde. Ama benden büyütmek için diyor. O yüzden Yusuf'un dediği yanlış. Sonuncusuna bakalım. AB ve AC kenarları aynı kalsın. A açısını 45 yapalım. E bu zamanda A'yı küçültüyorsan şöyle 6 6 yaptın diyelim bunları yine 6 6. Bakın pembe üçgenden daha küçük bir üçgen elde ettik. O yüzden bu da alanı küçültür. Demek ki yalnız İrem'in dediği doğrudur. Cevap Bursa'dan gelir arkadaşlar. Evet, konu testini gömdük böylelikle. Bunu yırtıp atalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi.